Cerir'in İslam üzerine biat edilmesi hususundaki hadisi. Cerir şöyle anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'e kadınların biat ettikleri konular üzerinde biat ettik. Bizden her kim kadınlara üzerine biat alınan şekillerden biriyle dokunmadan ölürse, Hazreti Peygamber cennet için ona kefil olacaktır. İçimizden kadınlardan bir şey elde edip de kendisine şer'i had tatbik edilenler için bu ceza bir kefaret yerine geçecektir. Yine bizden kadınlardan bir şey elde eden ve onu gizleyen bir kimse ölürse, onun hesabı Allah katındandır. Mekke'nin fethi günü, büyük, küçük, kadın erkek bütün halkın şehadet getirip biat etmeleri. Muhammed bin Esved bin Halef şöyle anlatıyor. Babamdan şunları dinledim. Babam, Mekke'nin fethi günü halktan biat alan Hazreti Peygamber'i görmüştür. Hazreti Peygamber, Karn denilen tepenin yanına oturmuş ve bakışlarını ona çevirmiş, etrafındaki halktan İslam üzerine biat alıyordu. Bunun nasıl olduğuna gelince, Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek üzere biat alıyordu. Mücaşi ve kardeşinin İslam ve cihat üzerine biat etmeleri. Mücaşi bin Mes'ud şöyle anlatıyor. Kardeşimle beraber Hazreti Peygamber'e gittik ve ona hicret üzerine bizden biat almasını söyledik. Hazreti Peygamber, hicret zamanında onu yapanlara mahsus olarak geçti buyurdular. Biz de, peki bizden ne üzerine biat alacaksın diye sorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, İslam ve cihad üzerine buyurdular. Cerir bin Abdullah'ın İslam üzerine biat etmesi. Cerir bin Abdullah, Mughire bin Şube'nin vefatında minbere çıkarak bir hutbe okudu ve şunları söyledi. Size tek ve ortaksız olan Allah'ın takvasını, vakar ve ağır başlılığını tavsiye ediyorum. Çünkü ben Hazreti Peygamber'e şu ellerimle İslam üzerine biat ettim. Orada Hazreti Peygamber'e her Müslümana nasihat edeceğime dair söz verdim. Kâbe'nin Rabbine and içerim ki ben hepinize nasihat edeceğim ve sizin için Allah'tan af talebinde bulunuyorum. Bunları söyledikten sonra minberden indi. Beşir bin el-Hasasiye'nin İslami ameller, zekat ve cihat üzerine biat etmesi. Beşir bin el-Hasasiye şöyle anlatıyor. Biat etmek için Hazreti Peygamber'e gittim ve ona, ''Benden hangi şeyler üzerine biat alacaksın ya Resulallah?'' dedim. Hazreti Peygamber, mübarek ellerini uzatarak şöyle buyurdular. ''Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Namazı vaktinde kılıp, farz olan zekatı verecek ve Ramazan orucu tutacaksın. Kâbe'yi ziyaret edecek ve Allah yolunda cihad edeceksin. Bunun üzerine ben şöyle cevap verdim. Ey Allah'ın Resulü! İkisi hariç hepsini yerine getiririm. Allah'a and içerim ki benim 9 yaşından 12 yaşına kadar develerim vardır. Bunlar hem ailemizin süt ihtiyacını karşılıyor ve hem de binek hayvanı olarak kullanılıyorlar. Bunlardan nasıl zekat veririm? Cihada gelince, ben korkak bir kişiyim. Denildiğine göre kim savaşa katılır da sırtını düşmana çevirirse, o Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Bense savaşa katıldığımda düşmandan kaçarak Allah'ın gazabına uğramaktan korkuyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber elimi tutup sallayarak şöyle buyurdular. Ey Beşir! Zekat yok, cihat yok. Peki sen neyle cennete gideceksin? Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, elini uzat, sana biat edeceğim dedim. O da elini uzattı. Ben de bütün bunlar üzerine ona biat ettim. Cerir bin Abdullah'ın İslam erkanı ve her Müslümana nasihatte bulunmak üzerine biat etmesi. Cerir, biat etmek üzere Hazreti Peygamber'e vardı. Hazreti Peygamber ona, ey Cerir, elini uzat dedi. Cerir, benden ne üzere biat alacaksın diye sordu.
Hazreti Peygamber ona, bütün varlığını Allah'a yönelteceksin. Her Müslümana nasihat edip onu dinleyeceksin buyurdu. Akıllı bir kişi olan Cerir şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, yapabildiğim kadarıyla sana biat ediyorum. Bu durum, ondan sonra halk için bir kolaylık olmuştur. Avf bin Malik ve arkadaşlarının İslam erkanı ve halktan bir şeyi istememek üzere biat etmeleri. Avf bin Malik el-Eşcai şöyle anlatıyor. Biz 7-8 ya da 9 kişi olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktık. Hazreti Peygamber bize, Allah'ın Resulüne biat etmek istemez misiniz diye sordular ve bunu 3 kere tekrarladılar. Bunun üzerine biz de ellerimizi uzatarak Hazreti Peygamber'e biat ettik ve şöyle sorduk. Ey Allah'ın Resulü, sana biat ettik. Fakat bu biat ne üzerine yapılmıştır? Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak ve 5 vakit namazınızı kılacaksınız dedikten sonra seslerini alçaltarak insanlardan hiçbir şey istemeyecek ve dilenmeyeceksiniz buyurdular. Bundan sonra bizim bu gruptan hiçbir kimse düşürdükleri kamçılarını bile insanlardan istemedi. Sevban'ın hiç kimseden bir şey istememek üzere Hazreti Peygamber'e biat etmesi. Hazreti Peygamber'in kim biat eder sorusuna karşılık olarak azatlı kölesi Sevban, "Ey Allah'ın Resulü, biz biat ettik ya," dedi. Hazreti Peygamber de, "Bu biraz farklıdır. Bu seferki hiç kimseden bir şey istememek şartına bağlıdır," buyurdu. Bunun üzerine Sevban, "Ey Allah'ın Resulü, böyle bir biatın karşılığı nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de cennet olduğunu söyledi. Sevban da Hazreti Peygamber'e bu şart üzerine biat etti. Bu konuda Ebu Ümame şunları anlatıyor. Mekke'de hacıların en çok toplandıkları bir sırada Sevban'ı gördüm. Bir hayvan üzerinde bulunuyordu. Birden elindeki kamçı hacılardan birinin omzuna düştü. O kişi kamçıyı vermek istediyse de Sevban bunu kabul etmeyerek hayvanından indi ve bizzat kendisi aldı. Ebu Zer'in 5 kere biatta bulunması. Ebu Zer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e 5 kez biat ettim. O da 7 defa Allah'ı şahit kılarak Allah'ın dini hususunda hiç kimsenin sözüne kulak asmayacağıma dair benden söz aldı. Hazreti Peygamber bir gün beni çağırtarak, "Ey Ebu Zer, Allah'ın cenneti karşılığında bana biat eder misin?" dedi. Ben de, "Evet ederim," dedim ve ellerimi uzattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Halktan hiçbir şey istememek üzere biat ediyorsun," buyurdu. Ben de, "Tamam," dedim. Hazreti Peygamber, "Kamçın düşse dahi almak için kimseden yardım istemeyeceksin. Bineğinden inecek ve onu kendin alacaksın." şartını da koştular. Hazreti Peygamber bana, 6 gün sonra gel ey Ebu Zer, aklını kullan, sana söyleyeceklerimi iyi dinle," buyurdular. 7. günü oraya vardım. Hazreti Peygamber bana şunları söylediler. "Sana Allah'ın emirlerinin gizlisinde ve açığında onun takvasından ayrılmamanı tavsiye ediyorum. Bir kimseye kötülük yapacak olursan hemen arkasından ona iyilik yap. Sakın hiç kimseden bir şey isteme. Kamçın dahi düşse sen kendin in al. Sakın herhangi bir emanet kabul etme." Sehil bin Sa'd ve başkalarının İslami ameller üzerine biat etmeleri. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. "Ben Ebu Zer, Übade bin Samit, Ebu Said el-Hudri ve Muhammed bin Mesleme hep birlikte Hazreti Peygamber'e biat ettik. Yanımızda bir 6. kişi daha vardı. Biz Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmamak şartıyla biat ettik. Fakat 6. kişi daha sonra Hazreti Peygamber'den bu konuda affını talep etti. Hazreti Peygamber de onu affetti." Übade bin Samit şöyle anlatıyor. "Ben de Hazreti Peygamber'e biat eden o 6 kişiden biriydim. Biz hepimiz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, hak dışında
Allah'ın haram kıldığı kimseleri öldürmemek, kimsenin malını yağmalamamak ve Allah'a isyan etmemek hususlarında biatte bulunup söz vermiştik. Hazreti Peygamber de bunun karşılığında bize cennet vaat etmiş ve bunlardan birinde sözümüzde durmayacak olursak hükmün Allah'a ait olduğunu söylemişti. Übade bin Samit ve bazı sahabelerin birinci akabede Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Übade bin Samit şöyle anlatıyor. Biz birinci akabede 11 kişiydik. Kadınların yaptığı biat gibi biz de Hazreti Peygamber'e biat ettik. Bizim bu biatımız savaşlar olmazdan önce olmuştu. Biz ona Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, iftira etmemek, çocuklarımızı öldürmemek ve herhangi bir marufta ona isyan etmemek üzere biat ettik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu şartları yerine getiren için cennet vardır. Bunlardan birisini terk edenin hesabı Allah'a aittir. O, dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Ya'la bin Münye'nin babası adına biatta bulunması. Ya'la bin Münye şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethinin ikinci gününde Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, benden babam adına ve hicret üzerine biat al." dedim. Hazreti Peygamber de, "Ben onun adına cihat üzerine biat alırım. Çünkü hicret, fetih gününde son bulmuştur." buyurdu. Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in bazı kimselerden hicret üzerine biat alması. El-Haris bin Ziyad Es-Saidi şöyle anlatıyor. Hendek günü Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Halk kendisine hicret üzerine biat ediyordu. Ben onların bu biata davet edildiklerini zannettim ve "Ey Allah'ın Resulü, şu hicret üzerine benim de biatımı al." dedim. Hazreti Peygamber, "Bu kimdir?" buyurdular. Bu soruya ben cevap verdim ve "Ben Havd bin Yezid'in amcası oğluyum." dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ben sizden hicret üzerine biat alamam. Çünkü halk sizin yanınıza hicret ediyor. Siz kendinize hicret edemezsiniz. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Ensar'ı sevdiği halde kendisine kavuşan herkesi Allah sever." Ensar'dan 70 kişinin Akabe Vadisi'nde Hazreti Peygamber'e yardım sözü vererek biat etmesi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mekke'de 10 sene kaldı. Halkın evlerine, ukaz ve mecenne panayırlarına gidiyor, haç mevsimlerinde halkın arasına giriyor ve şunları söylüyordu. "Rabbimin risaletini tebliğ hususunda bana kim yardımcı olmak ister? Bunun karşılığında kendisine cennet vardır." Fakat hiç kimse onu kabul etmiyor ve kendisine yardım eden de çıkmıyordu. Hazreti Peygamber'in kendi kavminden ve en yakınlarından olan bazı kişiler Yemen'den veya Mudar'dan olsun dışarıdan gelenleri karşılayarak onlara "Kureyş'in şu gencinden kendinizi sakınınız, sakın sizi de fitneye düşürmesin" diye tembih ediyorlardı. Halk parmaklarıyla kendisini gösterdiği halde Hazreti Peygamber yine de aralarına karışıyor ve onları Allah'ın dinine davet ediyordu. Nihayet Allah Teala Medine'den bizleri ona gönderdi. Biz onu aramıza kabul ve getirdiği şeyleri tasdik ettik. Öyle ki bizden bir kişi Hazreti Peygamber'i ziyaret ediyor ve Müslüman olup Kur'an okuyordu. Sonra bu kişi Medine'ye ailesinin yanına döndüğünde ailesinin tamamı ona uyarak İslam'ı kabul ediyordu. Sonunda içinde Müslüman bulunmayan hiçbir ensar evi kalmadı. Bunlar Müslüman olduklarını açık açık söylüyorlardı. Bir gün bir araya gelerek istişare ettik ve Hazreti Peygamber'in korku içerisinde Mekke'de durup dağlarından kovulmasını daha ne kadar süre bekleyeceğiz dedik. Sonra da içimizden 70 kişilik bir heyet oluşturduk ve Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere haç mevsiminde Mekke'ye gittik. Görüşme yeri olarak da Akabe deresini belirledik. Biz birer ikişer bu kararlaştırılan yere gidiyorduk. Sonunda 70'imiz de oraya geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, sana
ne üzerine biat ederim dedik. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sevinçli günlerinizde de, üzüntülü anlarınızda da sözümü dinleyip bana itaat edeceksiniz. Bolluk zamanında ve kıtlıkta bize nafaka vereceksiniz. İyiliği emredip kötülükten men etmek üzere bana söz vereceksiniz. Bana Allah için söylemek ve bu uğurda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere biat edeceksiniz. Bana yardımda bulunmanız, memleketinize vardıktan sonra çocuklarınızı, nefislerinizi ve ailelerinizi nelerden koruyorsanız, beni de onlardan korumanız karşılığında sizler için cennet vardır. Bunun üzerine içimizde en gencimiz olan Es'ad bin Zürare ayağa kalkıp Hazreti Peygamber'in elini tutarak şunları söyledi. Ey Medineliler! Biraz yavaş olunuz. Çünkü bizim onu Allah'ın Resulü olarak tanıyıp içimize kabul etmemiz ve Medine'ye götürmemiz, bütün Arapların düşmanlığını üstümüze çekmemiz, kılıçların ısırığına razı olmamız demektir. Fakat biz bu konuda sabır gösteren bir kavimiz. Öyleyse Peygamberimizi götürünüz. Mükafatınız Allah'a aittir. Eğer siz kendi nefislerinizden korkacaksanız, Peygamberi götürmeyiniz ve bunu bugün söyleyiniz. Böyle yapmanız Allah katında sizin için en güzel bir davranıştır. Bu sözlerini dinlediğimizde ona şöyle dedik. Ey Es'ad, bizden uzaklaş. Allah'a and içeriz ki biz peygambere yapmış olduğumuz şu biatı asla bırakmayız. Bundan sonra hep birlikte kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettik. O da bize şartlar koştu ve bunlara karşılık size cennet vardır dedi. Ka'b bin Malik şöyle anlatıyor. Akabe Vadisi'nde toplanmış Hazreti Peygamber'i bekliyorduk. Hazreti Peygamber amcası Abbas'la birlikte geldi. Abbas o gün hala eski dini üzerinde bulunuyordu. Yani müşrikti. Ancak o yeğenini ilgilendiren bu önemli toplantıda hazır bulunup ona yardımcı olmak istemişti. Hazreti Peygamber oturdu. İlk söze başlayan da Hazreti Abbas oldu. O şunları söyledi. Ey Hazreç kabilesi! Muhammed'in bizim hangi hanemizden olduğunu biliyorsunuz. Biz onu bugüne kadar bizim gibi düşünenlerin şerrinden koruduk. O burada izzet içerisindedir. Burada kaldığı müddetçe de bir korunma çemberi içinde olacaktır. Fakat o ille de Medine'ye gitmek ve size katılmak istiyor. Eğer siz ona verdiğiniz sözleri yerine getirecek, onu düşmanlarından koruyacaksanız, onu sizinle baş başa bırakırız. Yok eğer siz onu düşmanların eline teslim edecek, size hicret ettikten sonra onu yardımınızdan mahrum bırakacaksanız, şimdiden onu bırakınız. Çünkü o burada kavminin ve yakınlarının koruması altında bulunmaktadır. Bunun üzerine biz, senin sözlerini dinledik ey Abbas. Sen ey Allah'ın Resulü, biraz da sen konuş. Kendin için, Rabbin için bizlerden ne istediğini söyle dedik. Bizim bu sözlerimizden sonra Hazreti Peygamber konuşmaya başladı. Kur'an okudu. Bizleri Allah'a davet edip İslam'ı teşvik ederek şöyle buyurdu. Çocuklarınızı ve ailelerinizi kendilerinden koruduğunuz düşmanlardan beni de korumanın şartıyla sizden biat istiyorum. Bunun üzerine Bera bin Mahrur kalkarak Hazreti Peygamber'in elinden tuttu ve şöyle dedi. Evet, seni de onlara karşı koruyacağız. Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, çoluk çocuğumuz ve kendi nefislerimizi nelerden koruyorsak, seni onlardan koruyacağız. Biatımızı bu şartlar dahilinde kabul et ey Allah'ın Resulü. Allah'a yemin ederim ki biz harp çocuklarıyız. Biz bunu babalarımızdan miras olarak almışızdır. Bera bin Mağrur bu şekilde Hazreti Peygamber'le konuşurken araya Ebu'l-Heysem bin Teyyihan girdi ve o da şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Bizimle Medine'deki Yahudiler arasında bazı bağlar, ilişkiler vardır. Biz bu bağları koparacağız. Acaba biz bu işi yapıp da sen de galip gelirsen bizi bırakıp tekrar memleketine döner misin? Bu sözler üzerine
Hazreti Peygamber gülümseyerek şöyle buyurdular: "Benim kanım sizin kanınız, benim helal saydığım kan sizin de helal saydığınız kandır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Siz kime savaş açarsanız ben onunla savaşırım. Kiminle barış yaparsanız ben de onunla barış yaparım." Hazreti Peygamber'in Ensar'dan 12 vekil seçmelerini istemesi. Hazreti Peygamber Ensar'a hitap ederek, "İçinizden 12 kişi seçiniz. Bunlar kavimleri içerisinde kalmakla birlikte benim vekillerim olsunlar," buyurdu. Bunun üzerine Ensar, 9'u Hazreç, 3'ü de Evs kabilesinden olmak üzere 12 kişi seçtiler. Ebu'l-Heysem'in biat ettikten sonra arkadaşlarıyla konuşması. Hazreti Peygamber'e ilk biat eden kişi Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'dır. Bu zat Hazreti Peygamber'e şunları söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, daha önceleri bizimle halk arasında bazı anlaşmalar vardı. Zannediyorum ki biz bunları keseceğiz. Sonra sen de kavmine dönecek olursan bu anlaşmaları bozduğumuzdan dolayı onlara savaş açmış oluruz." Bu söz üzerine Hazreti Peygamber güldü ve onlara şöyle dedi: "Kanınız kanımız. Kanlarının dökülmesini helal saydıklarınız, benim de dökülmesini helal saydığımdır." Hazreti Peygamber'in bu sözlerinden çok hoşlanan Ebu'l-Heysem, arkadaşlarına dönerek şunları söyledi: "Ey kavmim, o Allah'ın Resulüdür. Şahitlik ederim ki o doğrudur. Ve o, bugün Allah'ın hareminde ve onun emniyeti altında bulunmaktadır. Kendi kavminin ve aşiretinin arasındadır. Biliniz ki, eğer peygamberi Medine'ye getirecek olursanız, bütün Araplar hep birlikte karşımıza dikileceklerdir. Eğer Allah yolunda savaşmayı, mal ve evlatlarınızın elinizden çıkmasını göze alabiliyorsanız, onu memleketinize davet ediniz. Çünkü o, gerçekten Allah'ın Resulüdür. Eğer onu yardımsız bırakmaktan korkuyorsanız, hiç getirmeyiniz." Bu sözleri dinleyen Ensar da, "Biz Allah'tan ve Resulünden duyduklarımızı kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü, biz, bizden istediklerinin hepsini sana veriyoruz. Sen ey Ebu'l-Heysem, peygamberle aramızdan çekil de ona biat edelim," dediler. Ebu'l-Heysem de, "İlk biat eden kişi benim," dedi. Sonra diğerleri de kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettiler. Abbas bin Übade'nin biat anındaki sözleri. Ensar, Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere bir araya geldiklerinde Abbas bin Übade bin Nedle, "Ey Hazreçliler topluluğu, şu kişiye," Hazreti Peygamber'e, "hangi konularda biat ettiğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. Onların evet demesi üzerine de şunları söyledi: "Siz, kızıl, siyah, ne kadar insan varsa hepsiyle savaşmayı göze alarak ona biat ediyorsunuz. Eğer mallarınıza bir musibet dokunduğunda, ileri gelenleriniz öldürdüğünde, onu düşmanlarına teslim edecekseniz, hiç götürmeyiniz daha iyi. Çünkü andolsun böyle bir şey hem bu dünyada hem de ahirette sizin için bir utanç olacaktır. Fakat siz mallarınız elinizden çıksa, ileri gelenleriniz öldürülse dahi, onun söylediklerini harfiyen yerine getireceğinize söz veriyor ve bu konuda kendinize güveniyorsanız onu getirebilirsiniz. Allah'a yemin ederim ki işte bu durum sizin için hem bu dünyada hem de ahirette bir hayır olacaktır." Ensar, "Biz onu mallarımızın elimizden alınması ve ileri gelenlerimizin öldürülmesi ihtimaline rağmen kabul ediyoruz," dediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e dönerek, "Ey Allah'ın Resulü, bu söz verdiklerimizi yerine getirirsek bizim için ne vardır?" diye sordular. Hazreti Peygamber de, "Cennet vardır," buyurdular. Bunun üzerine Ensar, "Elinizi uzatınız ey Allah'ın Resulü," dediler. Hazreti Peygamber elini uzattı. Onlar da biat ettiler. Daha sonra Hazreti Peygamber, "Herkes kendi yükünün yanına gitsin," buyurdular. Abbas bin Übade, "Ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki,
Eğer istersen biz yarın kılıçlarımızla Mina'dakilere hücum ederiz, dedi. Hazreti Peygamber de buna karşılık, biz henüz böyle bir şeyle emrolunmadık. Siz yüklerinizin başına gidiniz, buyurdu. Cihad üzerine biat edilmesi. Hazreti Peygamber, hendek kazmakta olanları ziyaret etmek için bir sabah evinden çıkmıştı. Oraya vardığında sabahın o soğuk saatinde hendek kazmakta olan ensar ve muhacirleri gördü. Bunlar Müslümanların kendi yerlerine çalışmak üzere gönderebilecek bir köleye sahip olamayanlarındandı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri bağışla." Orada çalışmakta olanlar da şöyle bir şiirle karşılık verdiler. "Biz yaşadığımız sürece cihat üzerine Muhammed'e biat etmiş kimseleriz." Seleme bin el-Ekva'nın Hazreti Peygamber'e ölüm üzerine biat etmesi. Seleme bin el-Ekva şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra gidip bir ağacın gölgesine oturdum. Halk çekildikten sonra Hazreti Peygamber bana, "Ey Ekva'nın oğlu, biat etmez misin?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biat ettim ya," deyince de ikinci kez buyurdular. Bunun üzerine ben de ikinci defa olarak biat ettim. Biz o gün ölüm üzerine biat etmiştik. Harre günü bir kişi Abdullah bin Zeyd'e gelerek, "İbni Hanzale çevresindekilerden ölüm üzerine biat alıyor," dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Zeyd şunları söyledi. "Ben bu hususta Hazreti Peygamber'den sonra hiç kimseye biat etmem. Ölüm üzerine biatı Hazreti Peygamber'e almıştır." Dinlemek ve itaat etmek hususlarında Hazreti Peygamber'e biat edilmesi. Übade bin Samit'in bu konudaki konuşması. Bir toplantıda ortaya su katılmış şaraplar getirildi. Übade bin Samit de orada bulunuyordu. Kalktı, şarap dağarcıklarını delip içindekileri akıtarak şunları söyledi. "Biz Hazreti Peygamber'e şu hususlarda biat ettik. Üzüntülü ve neşeli anlarımızda kendisini dinlemek ve ona itaat etmek, darlıkta ve bollukta infakta bulunmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak, Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelmesi halinde kendi nefislerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu da korumak ve kendisine yardımcı olmak. İşte bu, Hazreti Peygamber'in bizimle yapmış olduğu biattır." Cerir bin Abdullah'ın dinlemek, itaat etmek ve Müslümanlara nasihat üzerine biat yapması. Cerir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat edip Müslümanlara nasihat etmek üzere biat ettim. Hazreti Peygamber'e gidip şöyle demiştim. "Sana hoşuma giden ve gitmeyen konularda seni dinlemek ve itaat etmek üzere biat ediyorum." Hazreti Peygamber de bana şöyle sordu. "Buna güç yetirebilecek misin? Sen bundan vazgeç de gücünün yetebileceği hususlarda biat et." Bunun üzerine ben de "gücüm yettiği kadarıyla" ibaresini kullanarak tüm Müslümanlara nasihatte bulunmak üzere Hazreti Peygamber'e biat ettim. Utbe bin Abd'in Hazreti Peygamber'e biatı. Utbe bin Abd şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat etmek hususunda biat ettiğimizde o bize "gücüm yettiği kadarıyla şartını kullanın" buyurmuştu. Yine Utbe bin Abd anlatıyor. Hazreti Peygamber'e 7 defa biat ettim. 5'i itaat, diğer ikisi de muhabbet üzerineydi. Ensar hanımlarının Medine'ye teşrif eden Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Hazreti Peygamber Medine'ye teşrif ettiklerinde Ensar hanımlarının bir evde toplanmalarını emretti. Sonra onlara Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer kapıda durarak onlara selam verdi. Kadınlar onun selamını aldılar. Ömer, "Ben Hazreti Peygamber'in
size gönderilmiş olan elçisiyim, dedi. Bunun üzerine kadınlar, hem Allah'ın Resulüne ve hem de onun elçisine merhabalar olsun, dediler. Ömer onlara, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, iftira etmemek, güzel ve iyi şeylerde ona isyan etmemek hususlarında biat ediyor musunuz, diye sordu. Onlar da, evet, dediler. Böylece Hazreti Ömer, kapının dışında, onlar da içeride bulundukları halde ellerini uzattılar. Bundan sonra Hazreti Ömer şunları söyledi. Ey Rabbim, sen şahit ol. Hazreti Peygamber, sizlere hayız görmeye başlayıp buluğa ermiş kızlarınızı bayramlarda çıkarabileceğinizi söyledi. Siz kadınların cenazelerin arkasından gitmenizi yasakladı. Ayrıca sizin için cuma namazı da farz değildir. Daha sonra iftiranın ve güzel iyi şeylerde isyanın manasını soran Ümmü Atiye'ye Hazreti Ömer, bu cenazelere ağıt yakmaktır cevabını verdi. Selma binti Kays şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Ensardan bazı kadınlarla birlikte giderek ona biat ettim. Hazreti Peygamber, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, çalmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftirada bulunmayacağımıza, güzel ve iyi şeylerde kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Ayrıca bize, kocalarımıza hile yapmamamızı da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine, Hazreti Peygamber'e tekrar git ve ona kocalarımıza hile yapmamamızdan ne kastettiğini sor, dedim. Kadın, Hazreti Peygamber'den bunu sorduğunda o şöyle buyurdu. Malını ondan habersiz alıp başkalarına vermenizdir. Hazreti Peygamber, kendisine biat için gelen Müslüman kadınlardan şu ayet-i kerimeye uygun olarak biat alıyordu. Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelerek, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi güzel şeyler hususunda sana isyan etmemek şartıyla biat edip söz verirlerse, onların biatlarını kabul et ve onlar için mağfiret dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Ufeyle binti Ubeyd bin el-Haris şöyle anlatıyor. Ben ve annem Karire binti el-Haris, muhacir kadınlardan bir grupla birlikte Hazreti Peygamber'e giderek biatta bulunduk. Hazreti Peygamber kendisi için kurulmuş kıldan yapılma bir çadırda oturuyordu. O, bizden ayette belirtildiği şekilde biat aldı. Biz bunları kabul ettiğimizi söyleyip ellerimizi ona uzattığımızda, Hazreti Peygamber, ben kadınların ellerine dokunmam buyurdular. Bunun üzerine bizi bağışlamasını istedik. İşte bizim biatımız bu şekilde gerçekleşmişti. Ümeyme binti Rukeyka'nın İslam üzerine biat etmesi. Ümeyme binti Rukeyka, Hazreti Peygamber'e giderek, sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağıma, hırsızlık yapmayacağıma, zina etmeyeceğime, çocuğumu öldürmeyeceğime, kimseye iftira atmayacağıma, ölülerin arkasından ağıt yakmayacağıma, cahiliye döneminde olduğu gibi açık saçık gezmeyeceğime dair biat ediyorum, dedi. Fatıma binti Utbe'nin Hazreti Peygamber'e biatta bulunması. Utbe bin Rebiya'nın kızı Fatıma, Hazreti Peygamber'e gelerek biat etti. Hazreti Peygamber, Mümtehine suresinin 12. ayetindeki şartlar üzerine ondan biat aldı. O, utandığından elini başının üzerine koydu. Onun bu durumu Hazreti Peygamber'i hayrete düşürdü. Hazreti Ayşe ona, ''Ey kadın! Hazreti Peygamber'in dediklerini aynen tekrar et. Allah'a yemin ederim ki biz de ona bu şartlar altında biat ettik.'' dedi. Bunun üzerine Fatıma, öyleyse evet diyerek ayetteki hükümleri tekrarlayarak Hazreti Peygamber'e biat etti.
Hayir'in kızı Azze'nin Hazreti Peygamber'e biat etmesi. Hayil kızı Azze şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek ona biat ettim. O da zina etmemek, hırsızlık yapmamak, gizli veya açık çocuklarımı diri diri toprağa gömmemek ve onları öldürmemek şartıyla benden biat aldı. Açıkça gömülme olayını biliyordum. Fakat gizli olarak gömmenin ne olduğunu anlayamadım. Bunu Hazreti Peygamber de açıklamadığı gibi ben de gidip kendisinden sormadım. Fakat bana öyle geliyor ki bu bile bile çocuğunu düşürmek demektir. Bunun için de Allah'a yemin ederim ki hiçbir zaman çocuğumu düşürmeye çalışmayacağım. Utbe'nin kızı Fatıma ile kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in biat etmeleri. Utbe kızı Fatıma şöyle anlatıyor. Kardeşim Ebu Huzeyfe, beni ve kız kardeşim Hind'i biat etmemiz için Hazreti Peygamber'e götürdü. Hazreti Peygamber bu biatta bize bazı şartlar koştu ve bizden söz aldı. Ben Hazreti Peygamber'e şöyle dedim. Ey amcam oğlu, sen kavminin kadınlarında zina etmek, hırsızlık yapmak ve iftira etmek gibi çirkin şeylere hiç rastladın mı ki bize bunları şart koşuyorsun? Bunun üzerine kardeşim Ebu Huzeyfe, sus ve Hazreti Peygamber'e biat et. Çünkü Hazreti Peygamber'e bu şartlar dahilinde biat yapılır, dedi. Daha sonra kız kardeşim Hind, hırsızlık yapmamak hususunda sana söz veremem. Çünkü ben kocaman malından çalıyorum, deyince Hazreti Peygamber onun biatını kabul etmekten vazgeçti ve Hind'in kocası Ebu Süfyan'a haber göndererek ondan helallik istetti. Ebu Süfyan da yaş mallar için kendisine müsaade ediyorum fakat kurularda rızam yoktur, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bizden biatlarımızı kabul etti. En sonunda ben şunları söyledim. Benim için daha önceleri senin çadırından kötüsü yoktu. Ben o zamanlar Allah'tan senin çadırını helak etmesini temenni ederdim. Yemin ederim ki şu andan itibaren benim için senin çadırından daha sevimli bir çadır yoktur ve ben Allah Teala'nın onu bereketli ve ömürlü kılmasını diliyorum. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber de şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki içinizden biri beni kendi çocuğundan ve ebeveyninden daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Hint, ben Muhammed'e biat etmek istiyorum, dedi. Bunun üzerine bir kişi kendisine, sen hani Muhammed'i inkar ediyordun, dedi. Hint de, evet Allah'a yemin ederim ki ben daha önceleri böyleydim. Fakat ben şu mescitte bugüne kadar Allah'a layıkıyla ibadet edildiğini görmemiştim. Onlarsa dün orada bütün bir geceyi kıyamda, rükûda, secdede namaz kılarak geçirdiler, dedi. Karşısındaki ona, ey Hint, sen yaptıklarını biliyorsun. Hazreti Hamza'ya yaptıklarını kastederek, Hazreti Peygamber'e yanına kavminden bir kişiyi almaksızın gitme, diye tembihledi. Bunun üzerine Hint, onun sözlerini akla yatkın buldu. Bir örtüye büründü ve yanına Hazreti Ömer'i de alarak, Hazreti Peygamber'in yanına öylece gitti. Hazreti Peygamber, örtüye bürünerek gelmiş olan Hind'i tanıyarak ona, ''Sen Hint misin?'' diye sordu. Hint de, ''Allah geçmişi affetsin.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yüzünü ondan çevirerek, ''Kadınlar zina etmesinler.'' buyurdu. Buna karşılık Hint, ''Ey Allah'ın Resulü, hür bir kadın zina eder mi?'' dedi. Hazreti Peygamber de, hayır, Allah'a yemin ederim ki, hür bir kadın zina etmez buyurup, arkasından da, çocuklarını öldürmesinler, dedi. Hint buna da, sen zaten onları Bedir günü öldürdün, diye karşılık verdi. Bundan sonra Hazreti Peygamber, iftira etmesinler ve güzel şeylerde isyan etmesinler, dedi. Hazreti Peygamber, kadınların ağıt yakmalarını da yasakladı. Cahiliye devrinde kadınlar ölülerin arkasından elbiselerini yırtar, yüzlerini gözlerini parçalayıp saçlarını keserlerdi. Azap ve helak temenni ederlerdi. Hint'le birlikte Hazreti Peygamber'in yanında bulunan bir kadın da şunları söylüyor. Hazreti Peygamber,
bizden biat aldıkları sırada, bize iyi şeylerde kendisine isyan etmememizi, ölülerimizin arkasından saçlarımızı yolup, yakalarımızı yırtmamamızı ve azabı temenni etmememizi de şart koşmuştu. Hazreti Hasan, Hüseyin, İbni Abbas ve İbni Cafer'in Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Hazreti Hasan şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber benden, Hüseyin'den, İbni Abbas ve Abdullah bin Cafer'den küçük yaşımızda henüz sakallarımız çıkıp buluğa ermediğimiz halde biat aldı. İbn-i Zübeyr ve İbn-i Cafer'in biatta bulunmaları. Hazreti Peygamber, İbn-i Zübeyr ve İbn-i Cafer'den onlar henüz 7 yaşlarındayken biat almıştır. Hazreti Peygamber, onları gördüğünde tebessüm etmiş ve ellerini uzatarak onlarla biatta bulunmuştur. Hirmas bin Ziyad şöyle anlatıyor. Ben daha genç bir çocuktum. Hazreti Peygamber'in yanına giderek elimi uzatıp ona biat etmek istedim. Fakat Hazreti Peygamber benim bu biatımı kabul etmedi. Sahabelerin Hazreti Ebubekir'in elinden tutarak ona biat etmeleri. Hazreti Peygamber'le yapılan biat, Allah'ın Fetih Suresi'nin 10. ayetini indirdiği sırada gerçekleşmişti. Hazreti Peygamber halktan Allah adına itaat ve Allah'ın yoluna uyma üzerine biat almıştı. Hazreti Ebubekir'in biatı da şu şekilde gerçekleşti. Halife seçildiğinde o kalkarak, "Bana Allah'a itaat ettiğim sürece itaat edeceksiniz," demiş ve halktan biat almıştı. Hazreti Ömer'in ve ondan sonra gelen Raşid halifelerin biatı ise aynen Hazreti Peygamber'in biatı gibiydi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra halkın Ebubekir'e yaptıkları biatı seyrettim. Bir grup halk geliyor, Hazreti Ebubekir onlara Allah'a itaat etmek, onun kitabına ve sonra da emrine uymak hususunda bana biat ediyor musunuz? Diyor. Halk da evet diyorlardı. Bu şekilde de biat gerçekleşmiş oluyordu. Ben bu suretle orada bir saat kadar durdum. Bu biatın alındığı sırada ben ergin bir kişiydim. Halkın nasıl biat etmekte olduğunu öğrendim. Sonra sıra bana geldiğinde, hiçbir şey teklif edilmeksizin, ben Allah'a ve kitabına, sonra da emire itaat etmek üzere sana biat ediyorum dedim. Hazreti Ebubekir beni tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten sonra başını eğdi. Benim bu yaptığımın onun çok hoşuna gittiğini anlamıştım. Sahabelerin Hazreti Ömer'e biat etmeleri. Enes şöyle anlatıyor. Medine'ye vardığımda Hazreti Ebubekir'in vefat edip Hazreti Ömer'in de halife seçilmiş olduğunu öğrendim. Hazreti Ömer'e, senden önceki arkadaşına onu dinlemek ve gücüm yettiği kadarıyla kendisine itaat etmek hususlarında biat etmiştim. Uzat elini de aynı hususlar üzerine sana da biat edeyim dedim. Umeyr bin Atiye el-Leysi şöyle anlatıyor. Allah seni yücelsin. Elini uzat da Allah'ın ve Resulünün sünneti üzerine sana biat edeyim dedim. Bunun üzerine gülerek elini uzattı ve bu sizinle bizim aramızda ortak bir haktır, dedi. Müslüman olan Farslılardan bir heyet, Hazreti Osman'a geldi. Bu heyet, Hazreti Osman'a Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, namazı kılacaklarına, zekatı verip orucu tutacaklarına ve Mecusilerin bayramını terk edeceklerine dair biatta bulundular. Müslümanların halife seçilen Hazreti Osman'a biat etmeleri. Hazreti Ömer'in halife seçimini kendilerine bıraktığı 6 kişilik grup bir araya gelerek istişarede bulundular. Bunlardan Abdurrahman bin Avf, ben bu hususta sizinle yarışa girecek değilim. Yani halifelik falan istemiyorum. Eğer isterseniz içinizden birini halife seçebilirim dedi. Bunun üzerine diğer 5 kişi bu hususta Abdurrahman bin Avf'a yetki verdiler. Bundan sonra halk, Abdurrahman'ın yanına gidip gelmeye ve ondan bilgi almaya başladılar. Halktan hiç kimse bu şura üyelerini rahatsız etmiyor, sadece sabahları Abdurrahman'a koşup gece yapılan toplantı hakkında ondan bilgi ediniyorlardı. Bu durum Hazreti Osman'a biat ettiğimiz gecenin sabahına kadar böyle devam etti. O gece henüz uyumuştum ki kapı vuruldu. Kalktım, kapıyı açtım.
gelen Abdurrahman'dı. Bana, "Bakıyorum sen uyumuşsun. Allah'a yemin ederim ki ben bu gece bir dakika olsun uyumuş değilim. Git de bana Zübeyr ve Sad'ı çağır," dedi. Gidip onları çağırdım. Abdurrahman onlarla konuştu. Sonra bana seslenerek, "Git bana Ali'yi çağır," dedi. Hazreti Ali geldi. Abdurrahman onunla şafak sökünceye dek konuştu. Sonra Hazreti Ali kalktı ve gitti. Abdurrahman'ın Hazreti Ali hakkında bazı korkuları vardı. Çünkü Hazreti Ali halifeliğe çok hevesli görünüyordu. Bundan sonra Abdurrahman, "Bana Osman'ı çağır," dedi. Gidip Osman'ı da çağırdım. Müezzin sabah ezanını okuyuncaya kadar da onunla konuştu. Sabah namazını kılan halk Hazreti Peygamber'in mescidinde minberin yanında toplandı. Abdurrahman bin Avf o sırada Medine'de bulunan diğer ensar ve muhacirleri de çağırdı. Ayrıca ordu kumandanlarını da oraya getirtti. Bunların hepsi o sene Hazreti Ömer'le birlikte hac etmek için gelmişlerdi. Herkesin toplandığına kanaat getiren Abdurrahman, şehadet getirerek şunları söyledi. "Ey Ali! Ben halkın nabzını yokladım. Gördüm ki hiç kimse seni Osman'a tercih etmiyor. Sakın darılayım deme." Bundan sonra kalktı ve Hazreti Osman'ın elinden tutarak şöyle dedi. "Allah'ın ve Resulünün ve ondan sonra gelen iki halifenin sünneti üzerine sana biat ediyorum." Onun bu şekildeki biatından sonra muhaciriyle, ensarıyla, ordu kumandanlarıyla tüm Müslümanlar da kalkarak Hazreti Osman'a biat ettiler.